Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Ee, biliyorsunuz bir süredir yorumlar kapalı. Her gün yüzlerce yorum geliyor, çok güzel yorumlar geliyor arkadaşlar ve ısrarla diyorsunuz hocam yorumları açın yorumları açın diye. Ee, ben de açacağım ama bir şartım var arkadaşlar. Şimdi ben bu piyasada sizi yalnız bırakmadım biliyorsunuz. Hani siz de beni yalnız bırakmayın. Baktınız böyle abuk subuk yazanlar oluyor. Dini bildirin onlara arkadaşlar. Hani kendimi yalnız hissedersem tekrar kapatmak zorunda kalabilirim. Yani hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi grafiğimizde son durum nedir? Oraya değinelim arkadaşlar. Yani biliyorsunuz yükselen bir kanalın içindeydik biz. Aşağı doğru kırdık arkadaşlar. Olumluya dönmemiz için ne diyorduk? Tekrardan kanalın içine gireceğiz. Böyle yani o zaman bir nebze rahatlarız. Yani hemen boğa piyasası gelmez bir rahatlama olur. Ama bu olmadıkça tehlike devam ediyor arkadaşlar. Yani lira 3 günlük kapanışta da geldi. Daha sonra değineceğiz. Kesişimler gitgide yaklaşıyor. Yani şu an bir tehlike var. Hala var arkadaşlar. Eee gerçekten bütün yorumlarınızı okudum. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Hani bana selam gönder hocam diyenler var. Hepinize selam olsun. Kimisi diyor, sizi çok seviyorum. Size sarılmak istiyorum diyenler var. Hepsini okudum. Sıkıntı yok. Yani e, siz yazmaya devam edin arkadaşlar. Yani güncel durum bu. Kanalın altındayız. Kanalın hedefi var. Derinliğin hedefi. Normalde 28 bin dolar bölgesi arkadaşlar. Bir de ayı bayrağımız var burada. Bakın e, şöyle düşüş ondan sonra bayrak. Yani şu düşüş kadar bir düşüş daha gelirse onun hedefi de 18 bin dolar. Biliyorsunuz orada bir gap'imiz var. O da bir potansiyeldir. Gelir demiyorum arkadaşlar. Hani... Formasyonların hedefi bu diyelim Ama biz kademe kademe gideceğiz <laughs> Her zaman ne diyoruz beklentilere göre değil Adım adım gideceğiz arkadaşlar adım adım gideceğiz Yani şu an böyle bir Durum var ama işler tersine dönerse de onu da görmek lazım arkadaşlar Ve biz gördüğümüzde size söyleyeceğiz zaten arkadaşlar Tehlike geçti Böyle böyle durumlar var Ona göre pozisyonumuzu alacağız ama ben şimdilik hala nakitte beklemeye devam ediyorum bir de videonun süresinden şikayetçi olanlar var. Biri diyor ki kimse izlemez diyor bu kadar uzun çekersen diyor. Allah'a şükür ben e, kanal açtığımdan beri böyle uzun videolar çekiyorum. Ve günden güne daha fazla izleniyorum arkadaşlar. E, önemli olan ne biliyor musunuz? Kalitedir kalite. Sen kısa videolar çekersen kaliteni düşürürsün. Niye? Ben şimdi bu anlattıklarımı nasıl anlatayım 2 dakikada? O kadar çok mevzu var ki anca yetiyor anca yetiyor. Yani 5 dakikada 10 dakikada olmuyor ama... Atıyorum e, yarın hiçbir hareket olmaz. Bugünkü anlattık, atla, anlattığım bir kısmı anlatmam yarın daha kısa video olur. Ama şu an o kadar karışık ki piyasa e, ve ben herkesi aydınlatmam lazım detayına kadar e, söylemem lazım ki size siz de doğru bir şekilde ilerleyin. Yani eğer e, sürelere takılıyorsan yapacak bir şey yok maalesef. Ama kalite istiyorsan gerçekten bilgilenmek istiyorsan o zaman izlemen lazım bu videoları. Neyse devam edelim arkadaşlar. Yani kanalımızda son durum bu. 38 bin dolar üstüne günlük kapanış gelmesi lazım. O zaman kanalımızın içine tekrar gireriz. Bu olmadıkça da tehlike devam ediyor arkadaşlar. Diğer taraftan da <laughs> uyumsuzluklarımıza bakalım. Uyumsuzluklarımız var mı mesela? Şöyle pardon arkadaşlar pardon. Mesela Bitcoin'de düşüş yaşıyoruz biliyorsunuz. Şurada bir alçalan dip yapmış 2 saatlikte. Ee, Arasaya bakıyoruz. Arasay'da da yükselen dip yapmış 2 saatlikte. Bir bakayım var mı uyumsuzluk? Var bakın yükselen dip var burada. Hani az bir şey yapmış hatta ikili dip. Geçerli mi bilmiyorum emin değilim. Ama hani uyumsuzluk çalışacaksa arkadaşlar 2 saatlikte. O zaman hedefi MA21 olmalıdır. 36.400-500 seviyeleri arkadaşlar onlara bir tepki gelebilir. Daha sonra e, devamı gelirse de arkadaşlar o zaman da kanalın alt çizgisini takip ederiz. 38 bin lira tepki potansiyeli var. Ama dediğim gibi hani net bir uyumsuzluk var mı? İyice zoom yapalım arkadaşlar. Şöyle iyice zoom yapalım. Yani ikili dip hatta yok gibi bir şey arkadaşlar. Yok gibi bir şey. Bu Bitstamp borsası. Finance'dan Binance'dan bakalım. Binance'da yükselen dip var arasayda. Burada da alçalan dip. Binance grafiğinde var uyumsuzluk 2 saatlikte Bitstamp borsasında yok. 4 saatlikten bakınca orada da yok arkadaşlar. 3 saatliğe bakalım. 3 saatlikte burada da yok. Yani sadece 2 saatlikte uyumsuzluğumuz var. O ne 36.500-400 o bölgeler olabilir. Ha ipin ucu kaçar bir şey olur. O zaman 38.000'i takip edeceğiz arkadaşlar. Yani gün içi hareketlerde direnç seviyelerimiz bunlar. Destek seviyelerimizde şöyle gösterebilirim. Mesela haftalı açabiliriz. Şu an haftalıkta MA yüzün altındayız arkadaşlar. Haftayı böyle kapatırsa sıkıntılı olabilir. E mesela Bollinger alt bandımız var. 33 bin dolar seviyesinde. Orayı takip edebiliriz. Günlük grafiğe gidelim. Günlükte de, de Bollinger alt bandına yapışık bir şekilde gidiyoruz. 4 saat diye gidince de bakın 4 saat bollinger alt bandımız 34400 seviyelerinde şu an. Oraları da destek olarak takip edebiliriz. Yani gün iç hareketle, hareketleri de bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 günlük grafiğe bir gidelim. Biraz büyük perspektiften bakalım. Ortalamaları gereksizleri bir kapatalım arkadaşlar. Aslında hepsi gerekli de şu an bizim için gerekli olan bunlar. Şöyle yapalım. Dead Cross'umuz ne durumda oraya gelelim. Bakın arkadaşlar iyice daraldı. İyice daraldı yani fazla bir zaman kalmadı. 3 günlük kapanış geldi. Gördüğünüz gibi MA 200'ün altında kapanışlar gelmeye devam ediyor. Eflatun renkli ortalamanın bir türlü üzerine de atamıyoruz. İğne gelse bile tekrar altında kapanışlar geliyor. Yani biz neyi göreceğiz? Şu yukarıdaki kırmızı ortalamanın üstünde tam mum kapanış görmemiz lazım arkadaşlar. Hani bu görülmedikçe tehlike devam ediyor. Bakın mesela geçen hafta bunu dediğimde 44 bin neredeydi bu çizgi? Şu an nerede biliyor musunuz arkadaşlar? 41.800 seviyesinde. Yani sürekli düşüyor gördüğünüz gibi. Yani artık 44'ü beklemeye gerek yok. Akıyor atıyorum 42 bin üstünde 3 günlük kapanış geldi mi? Bir daha bekleyeceğiz kapanış. Tam mum kapattığında tam mumdan kastım işte böyle full bir şekilde üzerinde kapatacak. O zaman bir ihtimal işler değişebilir. Bunlar olmadıkça arkadaşlar ben beklemeye devam ediyorum nakitte. Herkes kendi kararını kendi verir. Yani üç günlükte durum bu arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlerimize bakalım. Mesela haftalık grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar haftalıkta bu arada Bitstamp hatta BLX'e gidelim. Bakın şu şekilde oluyor. Mesela ay piyasalarında kırmızı ortalama var gördüğünüz gibi MA50. Onun üstündeyken boğada oluyoruz biz gördünüz mü? Altında kapanışlar geldiğinde kademeli olarak arkadaşlar en alt ortalamaya kadar düşüyoruz. Kırmızının üstüne attıktan sonra boğa sezonu başlıyor. Kırmızının altına gittikten sonra kademeli olarak alt çizgiye düşüyor alt ortalamaya. Aynı şey burada da oluyor. Kırmızının üstüne atıyoruz sert bir yükseliş. Altına gittikten sonra en alt çizgiye bir daha düşüyoruz. Ve biz 2020'den beridir kırmızının üstündeyken son e, aralık ayından beridir altındayız arkadaşlar altındayız. Yani son yükselişlerde 48.000'e giderken gördüğünüz gibi bir retest hareketi yapmış. Yani burada kırıyor. Aralık ayında kırmızı yaşıya kırıyor. En son 48.000 bölgesine gittiğimizde retestimizi yaptık. Yani şimdi ne olması gerekir sizce? Şu tabloya bakınca. Yani geçmişten beri ne yapmış? En alt çizgiye düşmüş. En azından şu Eflatun'a düşmüş. Orası da 28.000 seviyelerinde. Yani aslında kanalın hedefi orası zaten. Yani en azından oralara kadar gelişme ihtimali var arkadaşlar. Yani böyle bir tehlike var. Biz haftalıkta bu kırmızının da üzerine atmamız gerekiyor. O zaman tehlike geçti diyebiliriz. Diğer taraftan şöyle bakınca haftalıkta haftayı böyle kapatırsak alçalan dip yapacağız haftalıkta. Bu da sıkıntı. Vadeli işlemlerde kapanış geldi CME'de. Bakalım orada ne yaptı? Orada alçalan dip şeklinde kapattı, teyidini verdi zaten arkadaşlar. Zira aylıkta da alçalan dibimiz var. Üç günlükte dead cross'umuz var. Var oğlu var. Yani e, gerçekten temkinli gitmek lazım. Hala diyorlar hocam buradan nakite geçilir mi hala? Ben diyorum ben karışmıyorum. Yani bu kadar düşmüş. 45 45.000'den beri ben söylüyorum ben nakitteyim diye. Hani buraya kadar beklediysen yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir soru alıyorum. E, hocam e, bayağıdır tersteyim diyor. Ta zirvelerden aldıydım diyor. Hani şimdi %70 zarardayım diyor mesela adam. Ne yapayım diye soruyor. Ben de diyorum ki yani artık yeni bir sayfa açman lazım kendine. Hani Ya buradan hodl yapacaksın, e, boğayı bekleyeceksin ya da topyekun zararı kabul edip yeni bir sayfa açacaksın. O karar senindir. Buradan da boğa gelirse örnek verin kimseyi de suçlamayacaksın yani. Bir karar veriyorsan e, her şeyi göze alıp vermen lazım. Sonucuna katlanman lazım ve diyeceksin ki ben bu kararı veriyorum ama sorumlusu benim. Bitti bu kadar ve satıyorum. Boğa gelirse pişman olmayacağım. Böyle diyeceksin mesela. Yani yeni bir sayfa açman lazım ya da elindekileri tutacaksın. Madem %70 zarardasın, geç kalmışsın zaten. Geç kalmışsın yani. Ha ne yapabilirsin? E, piyasa dip yaptığında biraz daha yatırım yaparsın. Anladın mı? Yani bir şekilde dengeler. O son aldığın alımlarla kendini toparlayabilirsin. Mesela buradan aldın. %70 tersdesin ya. Ama şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela Waves'e gidelim. Bakın Waves. Bu %70 olay biraz farklı çalışıyor. Şöyle günlük grafikten gidelim. Mesela Waves'i en zirveden alan adam geçenlerde 64'e çıkmıştı biliyorsunuz. Şu an ne kadar zararda? Bir bakalım. %80 zararda, değil mi? Hani %80 yükselse buradan sen zaten zararını kurtaramazsın. Niye? Eski yere gitmesi için arkadaşlar şöyle diyeyim. %379 yapması lazım. Yani 4x falan yapacak ki sen öyle zararını kurtarıyorsun zaten. Ama %80 terstesin şu an misal. Ama e, kurtarman için paranın %80 yetmiyor. Yani 4x yapması lazım. Öyle bir matematiksel durumu var. Mesela bu, e, bu terste kalmaların. Ha ne yaparsın mesela? Atıyorum sen zirveden aldın wavesi buraya düştü. Artık %70'i gitmiş paranın. Zarar kes de yapmak istemiyorsun. Ne yaparsın? Bir gün dip yapıldığında oradan bir daha Waves alırsın örnek vereyim. Veya başka bir şey alırsın. O da yükseldiğinde e, sen burayı bekleyeceğine mesela diyelim. Waves tekrar eski yerine gitti değil mi? 4x yaptı. E sen de diplerden aldın al e, 4x yaparsın misal. Öyle bir zararını dengeleyebilirsin. O da bir stratejidir tabii ki. Yani önemli olan ayı piyasalarında açgözlü olmamak arkadaşlar. Aylardır diyorum yükselişler satış fırsatıdır. Alım fırsatı değil. Ama işte insanlar gaza geliyor. Yapacak bir şey yok. Ve böyle oluyor maalesef. Neyse konumuza dönelim. Bitcoin'a giderim. Yani ben tarzım ne? Her düşüşten önce bugüne kadar uyardım arkadaşlar. Arkadaşlar düşüş bekliyoruz diye. Orada nakide geçen geçer arkadaşlar. Hiçbir zaman en düşükten ben hani en düşük demeyeyim de bu kadar sert düştükten sonra buradan nakide geçin demedim. Daha hiçbir zaman demedim. Demem de yani. Çünkü ben bu sorumluluğu alamam. Ben üzerime düşeni yaparım. E, gereken yerde uyarırım ama yüzde yirmi düştükten sonra artık buradan satın diyemem arkadaşlar. Çünkü bir tepki gelir. Bir şey olur. Olan bana olur. Anladınız mı mevzu? Neyse devam edelim. Başka nelerimiz var? Mesela işimi okuya bakalım o ne durumda? Günlükte her ortalamaların altındayız. İşimi okunun altındayız. Sıkıntı arkadaşlar. Haftalığa gidelim. Bakın e, Ta şu bölgede de uyardım arkadaşlar hani haftayı tam mum ilk defa kapattık işimi oku bulutunun altında diye biliyorsunuz oradan da düşüşe geçtik aylığa gidelim arkadaşlar aylıkta da işimi oku ortalamasının altındayız ama aylık kapanış henüz gelmedi yani önemlidir arkadaşlar bura önemlidir e, aylık kapanışa odaklıyız diğer taraftan da aylık süper trend var arkadaşlar onun alt çizgisi de 29 bin dolar seviyesinde oralarda da önemli desteğimiz var. Ama aylıkta bu çizgi kırılırsa arkadaşlar o zaman düşüş devam eder. Yani normalde 3 günlükte de dead cross sonrası arkadaşlar hani sert bir düşüş geliyor yani. Sert bir düşüş geliyor. Bakalım bu seferde aynı şey olacak mı? Neyse yani fazla uzatmayacağım bugünkü videoyu. Ee, son olarak bir de GoSin Channel'a değineyim içimde kalmasın. Bakın arkadaşlar 5 günlük grafikte biliyorsunuz e, uzun zamandır söylüyoruz. Şöyle. Kırmızıya döndü bizim kanalımız diye. Boğa piyasasından beri yeşil renkken kırmızıya döndü. Bunu çok önceden söyledik arkadaşlar. Ee, Nisan'ın başlarından beri söylüyoruz. Ve şu anda da bakın kapanışlar kanalın altında gelmeye başladı. Bakın biz 10 ee, gün önce falan altında kapattık. Bu 5 günlük grafiktir. Bir mum 5 gün sonra kapanıyor. Kırılım teyit edildi. Burada da retest yapıldı ve şimdi de onay geldi düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Biz en son ne zaman böyle kanalın altındaydık? Mart 2020'de. Bakın 2018 ay piyasasına gidelim. Bak çok önemli burası. Böyle tam mum kapanışı şuralarda yapıyor arkadaşlar ta. Hani direkt düşüyor ondan sonra geliyor. Anladınız mı? Yani teyitsiz bir şekilde gidiyor burada. Neticede tam barlar altında tehlikeli olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Daha da geçmişe gidelim. Bakın burada Kırmızıya dönmeden önce altındaki tam mum kapatmış. O da kademeli düşürmüş zaten gördünüz mü? Kademeli düşürmüş. Yani burada da tehlike var. Günlük grafiğe gidelim. Günlükten bakınca da. Günlükte de bakın en son bir yükseliş geldi ya FED'den sonra. Hani FED faiz kararı açıklandı ve yükseliş geldi. Hatırlıyor musunuz? 40 binlere doğru bir gittiydik. Orada ne oldu biliyor musunuz? Bakın kanalın alt çizgisini gitti. Kapanışını tam orada yaptı. Kıramadı düştü. Yani burada da tehlike var. Mesela e, günlük grafiktir. Bu günlük grafikte de kırmızıya döndü arkadaşlar. Haftalığa bakıyoruz. Haftalıkta hala yeşil. Ve ilk önemli desteğimiz de 34.600 seviyesinde alt çizgisi arkadaşlar. Yani bura tutar mı izleyip göreceğiz. Mesela 2018 ayı piyasasında dead cross'tan sonra. O değil gene uzattım ya. Neyse. <laughs> Bu da önemli ama ne yapayım. Mesela dead cross geldikten sonra başta bir düşüş yaşıyor bitcoin görüyor musunuz arkadaşlar 2018'de alt çizgisinden destek alıyor biraz tepki veriyor ondan sonraki hafta daha sert düşüp altında kapatıyor kırıyor ve ilk denemesiydi bu gördünüz mü yani e, oralar dip olacak diye bir şey yok veya 2014'te bakın oraya düştüğünde baya bir tutunuyor ondan sonra düşüş geliyor bakın ondan sonra düşüş geliyor yani neticede e, Alt çizgisine ne zaman dokunsa bir yerden sonra kırıldığını da görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Dokunsa bile bir yerden sonra kırıldığını görüyoruz ve o final düşüş geliyor. Burada da aynı. Bak ne zaman hafta altında kapatır o zaman o final düşüşlere hazır olun arkadaşlar. O şekilde. Yani burayı da takip edeceğiz. İlk, ilk desteğimiz arkadaşlar şu an önemli olan 34.400-500 aralığı hatta tam bakayım. 34.400-500 bölgeleri olabilir. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.